Evet arkadaşlar şimdi kazanım 15'teyiz. İlk soruyu okuyalım. Farkları 24 olan iki doğal sayıdan büyük olanı küçük olanın 3 katıdır demiş. Şöyle yapsak sayılardan birincisine birinci sayı ve ikinci sayı diye bir ayırayım. Mesela şuna x desem bunların farkları 24 ise bu o zaman x artı 24'tür. Hani Buna mı çıkarttığımız zaman 24'ü veriyor. E, ee, i̇ki sayıdan büyük olanı yani şu küçük olanı yani bunun 3 katı. Peki nasıl bir eşitlik yapabiliriz? X artı 24 bunun 3 katına eşitmiş. Tamam. Şuraya attık 2x eşittir 24. X buradan 12 geldi. Soru ne? Büyük sayı kaçtır? Büyük sayı da zaten burası değil mi? yerine yazdığımızda ne gelecek cevabımız? 36 gelecek D şıkkı. Evet ikinci örneğe geçelim. Toplamları 110 olan iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde. O zaman şöyle yapayım. Böldüğüm sayıya x diyeyim. O zaman bölünen sayı 110 eksi x'tir. Çünkü bunların toplamı şu an 110'u veriyor değil mi böyle yazınca. Sonra bölüm 4'müş kalan da 5'miş. Böyle bir bölme işleminde nasıl bir eşitlik vardı? 110 eksi x. Şunları çarp bunu ekle. Yani 4x artı 5 oldu. Bu buraya gitti 105 kaldı. Bu da buraya gitti 5x yaptı. 105'i 5'e böldüğümüzde ne oluyor? 21 oluyor. Soru bize küçük sayıyı soruyor. Bir bakalım. Küçük sayı zaten burası değil mi? Hani şurası 110 eksi 21 ee, daha büyük şurasını sorduğu için cevabımıza direkt bulduğumuz şey olacak. 21. E şıkkı. Üçüncü örnek. Toplamları 66 olan 3 sayıdan büyük olanı ortancanın 2 katı bir saniye. Şöyle yapalım. Küçük, ortanca ve büyük diye ayırayım sayıları. Tekrar okuyalım cümleyi. Büyük olanı ortancanın 2 katı. Yani bu bunun iki katı, küçüğünde üç katı. Şimdi iki katı üç katı dediği için bunların birleştiği sayı altı. Ben buna altı x diyeceğim. Şimdi büyük olan ortancanın iki katıysa burası demek ki üç x. Küçüğünde üç katıysa demek ki burası nedir? İki x'tir. Bunların toplamı da neye eşit? 66'ya. Topladığımızda kaç geliyor oradan? 11x. Eşittir 66. x eşittir 6 geldi. Soru bize ortancayı soruyor. Yani şurayı soruyor. X yerine de 6 yazarsak 18 çıkıyor. C şıkkı. Peki dördüncü örnek. Toplamlar 64 olan 3 sayıdan birincisi ikincisinden 2 iki fazla üçüncüsünden 3 üç eksiktir. Bunu nasıl bir şeye çevirelim? Birinci sayı, ikinci sayı ve üçüncü sayı diyelim tabi sınav anında bu kadar şey yapmaya gerek yok ama şu an konu yeni öğreniyorsan kesinlikle bu tür ağaçlara ihtiyacımız olacak. Şimdi burada bize diyor ki birincisi şu, ikincisinden iki fazla diyor. Yani ben mesela buna x desem bu o zaman x eksi 2 yapar. Hani bu bundan iki fazlaysa bu ondan iki eksiktir. Üçüncüsünden 3 üç eksik diyor. Ya yani bu sayı. Bundan 3 eksikse o zaman bu x artı 3 olmalı. Evet. Yerleşimler bu şekilde. Ve bunların toplamı da 64'tü. Topladığımızda 3x artı 1 yapıyor yani hepsini. Bu 64. Buradan 3x 63. Ve x değerimiz de 21 geldi. Bize ortanca sayı soruluyor. Şu soruluyor yani. x'leri 21 yazdık. 21 eksi 2'den. Ne geldi? 19 Geldi ama bir dakika dur. Ortanca orası değil. Az daha düşüyordum ben de. Ortanca dediğimiz büyüklük olarak ortanca. Orta yazdığımız şey anlamına gelmez o. Ee, büyük bir tuzak var orada. Değerleri bir bulalım mı? Bak burası 21 çıktı. Şurası kaç çıktı? 19. Şurada ne geldi? 24 geldi. Bunun ortancası 21 olacak. Evet cevabımız E -şık.